2 Mayıs 2017 günü saat 11'de 37 yaşındaki Jason Crawford 911'i aradı. Evinin hemen dışında olduğunu ve eşinin araçta olduğunu ve hiçbir yaşam belirtisi göstermediğini bildirmiştir. Acil durum personeli olay yerine vardığında 32 yaşında bir kadının SUV aracının direksiyonunda oturduğunu gördü. Kambur duruyordu ve hareket etmiyordu. Kapı açıldığında ve doktorlar nabzının atıp atmadığını belirlemek için elini tuttuğunda, pembe bir tabanca arabanın zeminine düştü. Kadına artık yardım edilemezdi. Polis kadının kafasında, ilki çenesinin sol tarafında, ikincisi ise şakağında olmak üzere iki kurşun yarası buldu. Kocası o sırada evde olduğunu bildirdi. Çift tartışmış ve adam Tiffany'yi evden kovmuş. Kadın onu sevdiğini söyleyerek evden ayrılmış. Adam daha sonra bir silah sesi, bir kadın çığlığı ve bir silah sesi daha duymuş. Dışarı koştu, korkunç sahneyi gördü ve yardım çağırdı. Olay yerine gelen polis memurlarından biri kadının kendini öldürdüğünden emindi. Ancak diğer memurların şüpheleri ve birçok soruları vardı. Tiffany hayata karşı çok pozitifti ve çocuklara inanılmaz derecede düşkündü. Kendisinin de iki çocuğu vardı. Oğlu öldüğünde 5 yaşındaydı, kızı ise 1 yaş daha küçüktü. Eğitimli bir çocuk bakıcısıydı ve doğum yapana kadar bu meslekte çalıştı. Bir zamanlar çocuklarını tek başına büyütmüş ve anneliğin dezavantajlarını görmüş. Yardıma ihtiyacı olan çok sayıda bekar anne çocuğu olduğunu fark etti. Böylece Tiffany, annelere yardım eden anneler adını verdiği bir sosyal medya grubu oluşturdu. Bir noktada, bir tanıtım grubu oluşturma fikriyle yanıp tutuştu ve proje hemen ivme kazanmaya başladı. Trajedi sırasında grubun 9.000'den fazla takipçisi vardı ve herkes aktif olarak birbirine yardım ediyordu. Grup, insanların deneyimlerini, endişelerini paylaştıkları ve zor yaşam koşullarında destek buldukları bir yer haline geldi. Tiffany 6 yılı aşkın bir süredir evliydi. Bu onun ikinci evliliğiydi. Önceki birlikteliği de ikinci kocası Jason gibi başarısız olmuştu. Tiffany ile tekrar bir araya gelmeden önce birkaç yıl boşanmışlardı. Lason'la tanıştığında kız hala resmi olarak evliydi. Ancak artık birlikte yaşamıyorlardı ve boşanma sürecindeydiler. Boşanma süreci gerçekleştikten sonra gelecekteki eşler Crawford buluşmaya başladı. Onun için bu çok önemli bir andı. Ancak boşanmadan sonra bir ilişkiye başlamak. Tiffany neşeli ve sosyal biriydi. Kimse onun intihar edebileceğine inanamazdı. Herhangi bir düşmanı olabileceğini hayal etmek zordu. Tiffany'nin ölümünden sonra polis, kurbanın kocasının şerif departmanındaki bir ofis müdürünün oğlu olduğunu öğrendi. Kurbanın annesini olaydan haberdar eden de kocasının annesi Rhonda Crawford'tu. Olay yerindeki polis memurlarının kafasını karıştıran tek şey iki el ateş edilmiş olmasıydı. Maktulün kocasının polisle bağlantısı olması nedeniyle, olası bir çıkar çatışması nedeniyle soruşturma büyük bir titizlikle yürütüldü. Şiddet içeren bir ölüm şüphesi nedeniyle, kadının içinde bulunduğu arabanın kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerekiyordu. Bu nedenle araca el konuldu, araç incelendi ve araç çevresindeki olay yeri kontrol edildi. Ancak kayda değer bir şey bulunamadı. Merhumun kendini iki kez vurmuş olup olamayacağı konusunda daha fazla ayrıntı elde etmek için Tiffany üzerinde otopsi yapılması gerekiyordu. İlk yaranın ölümcül olmadığından ve onu felç etmediğinden emin olmalıydık. Bu ikinci bir atışa izin verebilirdi. Sağlık görevlileri ayrıldıktan sonra bile polis memurları olay yerinde çalışmaya devam etti. Ancak sabah için bazı değişiklikler vardı. Şerif çıkar çatışması nedeniyle davayı Alabama Eyaleti Soruşturma Bürosu'na devretmeye karar verdiğinden, yeni müfettişler olayların resmini sıfırdan yeniden oluşturmak zorundaydı. Bu nedenle Tiffany'nin cipine ihtiyaçları vardı. Araç için bir arama emri çıkarıldı. Ancak memur şerifin ofisine gittiğinde, aracın kurbanın ailesine çoktan iade edildiği
ve kocanın aracı yoğun bir şekilde kullandığı ortaya çıktı. Arama iznine sahip memur Crawford ailesinin evine vardığında, Sue'un tamamen kuru temizlemeye tabi tutulduğunu gördü. Aracın içi pırıl pırıl parlayacak şekilde yıkanmıştı. Ölümün üzerinden 24 saatten az bir süre geçmiş olmasına rağmen, böylesine önemli bir fiziksel kanıt parçası kaybolmuştu. Yine de, araba laboratuvarının arabayı incelemek ve bir dizi fotoğraf çekmek için zamanı vardı. Ardından bilinmeyen nedenlerle araba kocaya verildi. Sanki bu kadar şüpheli koşullara rağmen cinayet versiyonu dikkate bile alınmadı. Memurlar o meşhum akşamda çift arasında geçen diyalogla ilgilendiler. Kocası, son aylarda Tiffany'nin kendisinden çok uzaklaştığını, onda çarpıcı değişiklikler olduğunu ve bunun nedenini alkolde gördüğünü söyledi. Adama göre, Tiffany haftada 2 ila 3 şişe sert içki içebiliyordu ve annelerinin yardım grubuna da bağımlıydı ve evlilikleri çatırdamaya başlamıştı. Bu arada uzmanlar kurşunların yörüngesi ve Tiffany'nin kendini 2 kez vurmuş olma ihtimali üzerinde çalışıyorlardı. 2 el ateş edilmişti. İlk kurşun çenesinin sol tarafına, ikinci kurşun ise sol şakağına isabet etmişti. Aynı zamanda silah sol elinden düşmüştü ama kadın sağ elini kullanıyordu. Polis uygulamalarında kurbanın kendini öldürdüğü bu tür vakalara çok nadir rastlanır. Ancak bunun solak olmayan bir el kullanılarak gerçekleşmesi de çok nadirdir. Müfettişler bunu ilk kez görüyordu. Tüm koşullar çok kafa karıştırıcıydı. Bu nedenle inceleme uzun sürdü. Bu arada polis çiftin sosyal medya hesaplarına ve bilgisayarlarına erişim izni istedi. Bazı değerli mesajlar bulmayı başardılar. Olaydan sadece birkaç saat önce koca, bilgisayarında eşinin başka bir adamla yazışmalarını buldu. Muhtemelen bu durum onu kızdırmış olabilir. Bu durum onu otomatik olarak şüpheli konumuna düşürdü. Eşiyle bu bilgiyi netleştirdiler ve Jason bunu bildiğini ve öfkeli olduğunu itiraf etti. Bu yüzden tartışmışlar. Eşiyle kapının eşiğinde karşılaştı ve onu içeri almayı reddetti. Diyalog yaklaşık bir saat sürmüş. Kadın kıyafetlerini almak istedi. Kocası kapıyı çarpmış ve eşyalarını toplamak için oradan ayrılmış. Jason'a göre, dakikalar sonra bir silah sesi, bir çığlık ve bir el daha ateş edildiğini duymuş. Kurbanın ailesi ve tanıdıklarıyla görüşen kolluk kuvvetleri, kadının annesi ve bir arkadaşının kadının yeni ilişkisinden haberdar olduğunu öğrendi. Anlaşıldığı kadarıyla Tiffany, ilişkide sık sık yaşanan tartışmalar ve çatışmalar nedeniyle Jason'u terk edecekti. Çift uzun süredir sorunlar yaşıyordu ve her şey boşanmaya gidiyordu. Kadın, kocasına bağımlı olmamak ve kendi geçimini sağlamaya başlamak için bir markette işe girmişti bile. Merhum, eşini incitmemek için yeni ilişkisini eşinin bilmesini istemiyordu. Tiffany ayrıca adamla sadece sosyalleştiklerini ve başka bir şey yapmadıklarını anlattı. Olaydan çok önce, maktul annesiyle telefonda iletişim kuruyordu. Tiffany kocasıyla ciddi bir konuşma yapmayı ve boşanmanın tüm ayrıntılarını tartışmayı planlıyordu. Hayattan çekilmek gibi bir düşüncesi yoktu. Tiffany'nin yeni bir aşkı ve hızla ivme kazanan ve daha büyük bir şeye dönüşebilecek bir grubu vardı. Bu kadın topluluğuna çok değer veriyordu. Ailesi ve arkadaşlarının neredeyse hiçbiri intihar versiyonuna inanmadı. Ayrıca kimse onun böyle bir şey yapabileceğine ve küçük çocuklarını terk edebileceğine inanmıyordu. Ancak Jason neler olduğunu ve kadının boşanmayı planladığını zaten biliyordu. Dava üzerinde çalışan dedektifler başka bir durumla daha ilgileniyorlardı. Lasson'un eşinin cesedini bulduktan sonra yaptığı 911 aramasının kaydını dikkatle dinlediler. Polis, Lasson'un son derece sakin olduğunu, bunun da içinde bulunduğu koşullara ve duruma ters düştüğünü fark etti. Sanki hiç heyecanı yokmuş gibiydi. Ayrıca, sevk görevlisi kadını tam olarak kimin vurduğunu öğrenmek için birkaç kez soru sordu. Ancak adam hiçbirine cevap vermedi. Bu sessizlik katilin vicdan azabından kaynaklanıyor olabilir miydi?
Tiffany'nin ölümünün üzerinden sadece bir hafta geçmişti, adli tıp sonuçları bile henüz hazır değildi. Yine de dedektif Yason'u sorgulamak için çağırmaya karar verdi. Polis memuru o gece olan her şeyi ayrıntılı bir şekilde sordu ve Jason Crawford'la etkileşimleri sırasında daha önce kendisinden kaçan birkaç yeni ayrıntı öğrendi. Memur yalan makinesine girmeyi teklif etti. Adam kabul etti. Bu süreçte müfettiş acıyı bastırdı ve adama açıkça "iyi eşinizi vurdunuz mu, iyi" diye sordu. Şüpheli tutuklu olmadığını belirtmiş ve testi bitirip oradan uzaklaşmış. Polisler onu tutuklamadı ama dedektör testi otomatik olarak başarısız sayıldı. Adli muayene ertelendi. Hala ihtilaflı noktalar vardı, Yason'u suçlamak için yeterli kanıt yoktu. Ancak bir cinayet davası için yeterli materyal toplanmıştı. Kimse Tiffany'nin kendini öldürdüğüne inanmıyordu. Katil zanlısının jüri önünde yargılanması neredeyse bir yıl sürdü. Tiffany Crawford'un ailesi ve arkadaşları için bu durum son derece zordu. Kimse hayat dolu Tiffany'nin kendini öldürmek için tetiği çekmiş olabileceğini düşünemezdi. Ancak Jeff aynı zamanda o kadar sevimli bir insandı ki, böylesine soğukkanlı bir cinayetten şüphelenmek imkansızdı. Soruşturma devam ederken maktulün ailesi, bir yıl boyunca Jason ile iletişim kurmaya ve ilişkilerini sürdürmeye devam etti. Ancak, yapılan otopsi kadının öldürüldüğünü doğruladığı için müfettişlerin görüşleri değişti. İlk yaranın kurbanı çoktan felç ettiği ve şimdiye kadar ikinci bir el ateş edemeyeceği ortaya çıktı. Sanki ikinci atış öldürücü atışmış gibi görünüyordu. Jason 21 Mayıs 2018'de tutuklandı, ancak $100,000 kefaletle serbest bırakılmadan önce sadece yarım saat gözaltında kaldı. Kolluk kuvvetleri yetkilileri adamın hiç de gergin olmadığını belirtti. Kendinden emin ve sakindi. Zanlının savunmasında, kıyafetlerinde herhangi bir vurulma ve kan izine rastlanmadığına atıfta bulunuldu. Ancak, gerçekte polis bu tür kanıtlar bulabilecek bu testleri yapmamıştır. Çünkü o sırada hala Tiffany'nin intihar ettiğine inanılıyordu. Evde, bir erkeğin suça karıştığını gösterecek herhangi bir arama yapılmamıştır. En büyük oğul tereddütle, ilk silah sesi duyulmadan önce babasının eve girdiğini duyduğunu söyledi. Ancak savcılık, yalan makinesi testine atıfta bulunarak adamın suçlu olduğunda ısrar etti. Adam testi geçemedi, ancak savunma bir açıklama yaparak yöntemin %100 doğru olmadığını söyledi. Sonucu sıfıra indirebilecek büyük bir hata payı vardır ve bu doğruydu. Adli tıp uzmanları ve polis memurları onun suçlu olduğu konusunda ısrar etmeye devam etti. Jason arama sırasında görevlilere karşı çok sakindi ama bu da kanıt olarak kabul edilemezdi. Dul eşine göre, o anda gördüklerinin etkisiyle gerçeklikten kopmuş, şok halindeydi ve bu yüzden böyle bir tepki verdi. Sonuçta herkes farklı tepki verir. Bununla birlikte, adli tıp uzmanlarının güçlü bir gerekçesi vardı. Her şeyden önce, Tiffany'nin kafasının sol tarafındaki kurşun yarası. Yaranın etrafında barut parçacıkları ve silah yakın tutulduğunda oluşan şok dalgasından kaynaklanan sıyrıklar yoktu. Bu izler 25 cm'den daha uzak mesafelerde kaybolur. Bu parametre göz önüne alındığında, özellikle arabadaki dar alanda yardım almadan kendi başına böyle bir atış yapmak fiziksel olarak son derece zordur. Ayrıca tetik, arabanın kapısı kapalıyken sol elle çekilmiştir. Kadının arabanın içinde bu şekilde dönmeyi başardığını varsaysak bile, böyle bir manevra için yeterli alan olmayacaktır. Dedektifler bir yıl önceki o meşhum gecede, olay yerine vardıklarında sürücü tarafındaki kapı kapalıydı. Camda kan damlaları ya da barut kalıntıları yoktu, sanki ateş edildiği sırada kapı açıkmış gibi. Bu çelişkiler katilin olay sırasında yakınlarda olduğunu gösteriyor. Kadını kapı açıkken vurmuş, sonra eline bir silah vermiş ve arabayı kapatmış. Ve silah daha sonra elinden düşmüş. Şaşırtıcı bir şekilde,
uzmanların ve savcılığın tüm bu açıklamalarından sonra bile maktulün annesi Yason'u desteklemeye devam etti. Bir röportajında ona güvenmekten asla vazgeçmediğini belirtti. O torunlarının babası, başını belaya sokmasına izin veremeyeceği iyi bir adam. İlk duruşma hatalı yargılamayla sonuçlandı. Jüri Jason Crawford'un suçluluğu konusunda anlaşamadı. Parmak izi, DNA, CCTV görüntüleri gibi %100 kanıt yoktu. O trajik gecenin üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçti. Başından beri yeni ve bağımsız bir adli tıp uzmanının hazır bulunduğu ikinci duruşma nasıl geçti? Tiffany'nin intihar ettiği teorisini destekledi. Kasım 2022'de Jason Crawford karısını birinci dereceden öldürmek suçundan tekrar yargılanıyordu. Hala maktulün annesinin desteğine sahipti. Ancak kadın yanlış olduğuna inandığı tüm bu suçlamaları duymak için mahkemeye gitmek istemiyordu. Yine de zorla mahkemeye çağrıldı ve savcının ilk tanığı olarak ifade vermek zorunda kaldı. Savcılık bu kez kocasının kızgınlığını gerekçe gösterdi. İlk karısı onu aldatmış ve bu da onuruna ciddi bir darbe vurmuştu. İkinci karısının da başka erkeklerle birlikte olduğu ortaya çıktı. Polis memurları, Lasso'nun cinayetten önceki akşam yaptığı bir telefon görüşmesinin kaydını buldular. Adamın hayal kırıklığının ötesinde olduğu açıktı. Ancak zanlı böyle bir konuşmayı hatırlamadığını ifade etmiştir. Dahası, o güne kadar ilk eşiyle dostane bir ilişki sürdürmüştü. Silahı test etmek için DNA kanıtı toplanmıştır. İnceleme görevlisi, silahta adama ait izlerin bulunduğunu iddia etmiştir. Ancak sayı o kadar azdı ki kime ait olduklarını belirlemek imkansızdı. Bu da birçok soruyu beraberinde getirdi. Silah, ölen kadının eline geçmeden önce temizlenmiş gibi görünüyordu. Savcı, cinayetin birinci nedeni olarak karısının evlilik dışı ilişkisine duyduğu öfkeyi gösterdi. Savcılık, silahın kafadan 25 santimetre uzakta olduğu iddiasına geri döndü. Ancak, savunmanın Tiffany'nin kendiliğinden öldüğü versiyonunu destekleyen bağımsız bir adli tıp uzmanı bu iddiaları çürüttü. Ona göre, kurbanın gür saçları darbeyi yumuşatmış, barut ve kan izlerini dağıtmış olabilir. Bu nedenle silah çok daha yakında olabilirdi ama belirgin bir iz bırakmamıştı. Arkadaşları tarafından önemli ayrıntılar eklendi. Kadının çok fazla içki içtiğini doğruladılar. Ve daha sonra Tiffany'nin trajediden kısa bir süre önce birlikte sosyalleştiği bir adam tarafından terk edildiği ortaya çıktı. Bu olaylardan önce bazı duygusal sorunlarını çözmek için bir psikoloğu ziyaret ettiği bilinmektedir. 4 gün süren ifadelerin ardından dava jürinin önüne geldi. Görevliyle yapılan konuşmamın kaydını istemeden önce 2 saatten fazla müzakere ettiler. Ve sonra jüri, Yason'a silahın nerede olduğu sorulduğunda, memurun silahın eşinin yanında olduğunu söylediğini, ancak polis ve sağlık görevlileri geldiğinde silahın elinde olduğunu fark etti. Bunun üzerine jüri suçlu olduğuna karar verdi. Adam sadece yanlış konuşmuş olabileceğini iddia etse de, bu olaylardan sonra maktulün annesi bir zamanlar, çok sevdiği damadına sırtını döndü. Dul adam 99 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak 15 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliyeye hak kazanacak. Tahmini tahliye tarihi 16 Kasım 2038'dir. Ancak 2038 gibi erken bir tarihte, şartlı tahliye için uygun olacaktır. Adamın temize gideceği bilinmektedir. Merhumun çocukları bugüne kadar Lasso'nun ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Temmuz 2008'de Dünya Loter ailesinin evinde meydana gelen korkunç bir trajediyle sarsıldı. 53 yaşındaki Alman iş adamı John Loter, evinin koridorunda üzerinde hiçbir kıyafet olmadan ölü bulundu. Eşi ve öğretmeni 52 yaşındaki Ricky ise mutfakta bir kan gölü içinde yatıyordu. Polis, John'un kendi yatağında elektrik kablosuyla boğulduğunu ve Ricky'nin boyun bölgesi de dahil olmak üzere çok sayıda bıçak yarası aldığını tespit etti. Ayrıca bir şok tabancasıyla da bıçaklanmıştı.
Ricky'nin elleri saldırıdan önce bir cep telefonu şarj cihazıyla bağlanmıştı. 20 yaşındaki oğulları Hartu Slaughter, cinayet gecesi mavi bir Volkswagen Golf'ün eve doğru geldiğini söyledi. Kar maskeli iki adam arabadan inmiş ve onu zorla bir yatak odasına götürerek orada kilitlemişler. Anne ve babasının çığlıklarını ve ardından sessizliği duymuş. 26 yaşındaki kızları Nicolette alışverişten döndüğünde anne babasının ve erkek kardeşinin cesetlerini kilitli halde bulmuş. Polisi araması için erkek arkadaşı Mandy Naidoo'yu aramış. Hartus ve Nicolette ebeveynlerinin ölümüyle sarsılmış görünüyorlardı. Aileleri varlıklı olduğu için cinayet sebebinin hırsızlık olduğuna inanıyorlardı. Ancak evden hiçbir şey kaybolmamıştı. Trajediden kısa bir süre sonra Hartus ve Nicolette sorgulanmak üzere polis merkezine davet edildi. Göründükleri kadar masum olmadıkları ortaya çıktı. Sorgulama sırasında satanizm, tarikatlar ve iblisler hakkında şok edici detaylar verdiler. Mandy Naidoo kendisini E-Tanrı'nın üçüncü oğlu İ olarak tanımladı. Nicolette dini bir tarikatın üyesi olduğunu ve erkek arkadaşına tamamen itaat ettiğini itiraf etti. Suçun genç adamın babasının isteğiyle işlendiğini söylediler ve cinayeti itiraf ettiler. Hikaye 2006 yılında Nicolette'in şeytanlardan kaçmak için Güney Afrika'daki Kruger Park'a gitmesiyle başladı. Bedeninin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söylediği İ Alosa İ adlı kötü bir ruh tarafından ele geçirildiğine inanıyordu. Kruger Park'ta şeytanı kovacağına söz veren Mandy Naidoo ile tanıştı. Mandy'ye göre iblisten kurtulmak için belli bir ritüel gerekiyordu. Nicolette, Mandy ile yattıktan sonra iblislerin vücudunu terk ettiğini iddia etti. Daha sonra ruhani ev ve samimi uygulamalarına devam ettiler. Nicolette, Mandy'den E-Tanrı'dan E-Talimatlar almaya başladı ve ona tamamen güvenip itaat etti. Aralarında tam bir teslimiyet ve tapınmaya dayalı tuhaf bir romantik ilişki başladı. Sadece ideal romantizm vizyonundan değil, aynı zamanda sağduyudan da uzaktaydılar. Erkek arkadaş ilişkiye mümkün olan her şekilde hükmediyordu, onunla tartışmak imkansızdı. Kızı kelimenin tam anlamıyla eziyordu. Bu, bıçaklamadan ona vurduğu ilk erkek arkadaşıydı. Onunla arabada seyahat ediyorlardı ve adam kızın yüzüne zoraki darbeler indirmiş, bunu yapmasını bir tanrı olan babasının söylediğini anlatmıştı. Kadın her şeye katlandı, itaat etti ve ona taptı. Ancak bu zorba ve şiddet yanlısı tutum, şeytan kovucunun tüm noter ailesinin kabulünü aramasına engel olmadı. Nicolette'nin erkek kardeşi Hartus'la tanıştı ve onunla en başından beri anlaşamadılar. Ancak Mandy daha sonra onu Tanrı'nın üçüncü oğlu olduğuna ikna etti. Ona Hartus'un kendisi dışında kimsenin bilemeyeceği gerçekleri anlattı ve bu delikanlıyı ikna etti. Ebeveynleriyle ilişkisi daha kötüydü ama zamanla annesi tarafından kabul gördü. Mandy ona babasının kazık çakmadığını, polisin inandığı gibi şeytana taptığını söyledi. Bu, bağlantıyı ve tarikatı açıkça desteklemeyen aile reisinin muhafazakar yapısından kaynaklanıyordu. Luther ailesinin ölmesi gerektiği, Tanrı'nın üçüncü oğluna bildirildi. Naidoo'nun son planı, her iki ebeveynin de önce bayıltmak için şok tabancasıyla vurulmasıydı. Daha sonra anne ve baba bağlanacak ve kalp krizine neden olacak şekilde hava enjekte edilecekti. Böylece polisin gözünü korkutmak için bir kaza sahnelenebilecekti. O sırada, oğul yatak odasına girdiğinde evin reisi üst kattaki odasında uyuyordu. Çocuk, bayılacağını düşünerek babasına şok tabancasıyla vurdu. Ancak plan mükemmel işlemedi çünkü şok tabancası darbesi o kadar güçlü değildi, kendini savunma aracı bilincini kaybetmesine neden olamazdı. John sadece kısa bir süreliğine hareketsiz kaldı. Oğlu kordonu boynuna dolamaya çalıştı ama adam sert bir şekilde karşı koymaya başladı. Mücadele yaklaşık yarım saat sürmüştür. Bu sırada Hartus babasını boğmuştur. Daha sonra yaşam belirtisi vermeyi bıraktı.
Ancak bundan sonra bile Hartus yaklaşık 20 dakika daha onun üzerinde oturmaya devam etti. Ebeveynin öldüğünden emin olacak şekilde sıkıyor. Hartus daha sonra zemin kattaki mutfakta bulunan annesine arkadan yaklaştı. Ona şok tabancasıyla vurdu ve Toula ile yüzleşti. Kadın yüksek sesle bıçaklamadığını haykırmaya başladı, kardeşinin yardımına koştu ve kadını yere yatırdı. Oğlu ona şok tabancasıyla vurmaya devam etti. Bu yaklaşık 10 dakika sürdü. Bu süre zarfında kadın direnmiş ve çığlık atmış, ancak oğlu yüzüne dirsek attıktan sonra sakinleşmiştir. Bundan sonra vahşet devam etti. Dikkat çeken çığlıklarını bastırmak için ağzına bir çorap sokuldu. Hartus kafasına yumruk darbeleriyle devam etti. Daha sonra onu siyah bir çöp torbasıyla boğmaya çalıştılar. Ancak anneleri pes etmedi ve bitkin düştüğünde ve daha fazla direnemediğinde onu yırtmayı başardı. Kızı bir şırıngayla havaya bir damar enjekte etmeye çalışmış ama asla bulamamış. Hartus annesinin üzerine en az 15 dakika oturduğunu ve onu hareketsiz bir pozisyonda tuttuğunu itiraf etti. Kız bıçak almaya gitti. Geri döndü ve onu ölümcül bir şekilde bıçaklamaya başladı. Kadın birden fazla delici yara almış, bıçak sol akciğerine zarar vermiş ve kafasında çürükler oluşmuştur. Bıçak darbelerinden biri yüzüne gelmişti. Kız, kurbanları zapt etmek için kullanılan kablo bağlarını, bir şok tabancasını, bir bıçağı ve diğer olası kanıtları topladı. Buna ek olarak, Tanrı'nın oğlu, kıyafetlerinde kan lekeleri olduğu için kızın kıyafetlerini değiştirmesini sağlamıştır. Mandy tüm bu süre boyunca evdeydi ancak katliama doğrudan katılmadı. Sadece talimatlar verdi ve olanları denetledi. Daha sonra Hartus, Mandy aracılığıyla yeni bir talimat aldı. Kendisi de Tanrı'ya gidebilmek için intihar edecekti. Hartus'un gençler üzerindeki etkisi o kadar güçlüydü ki, onun tüm emirlerini yerine getirdiler. Yargıç, tarikat cinayetlerinin işlendiği olay yerinde, bizzat bıçak ya da şok tabancası kullanmamış olmasına rağmen, kurbanların ölümünden sorumlu olduğu konusunda bilgilendirilmedi. Kurbanların çocukları, karşı koyamadıklarını ve hipnoz altındaymış gibi şeytan çıkarıcının büyüsü altında olduklarını iddia ettiler. Onlara ne yapmaları gerektiği konusunda emir veren oydu. Üzgündüler ama böyle bir şeyi nasıl yapabildiklerini anlamıyorlardı. Polis soruşturması ilerledikçe, cinayetin olası nedeninin dini uygulamalardan çok uzak olduğunu keşfettiler. Hiçbir şekilde şeytan kovucu olmayan sahtekar Mandy, Lothar çiftçinin mirasını temizlemek istiyordu. Fakir bir aileden geliyordu ve her zaman zenginlik hayalleri kurmuştu ve Lothar çiftçinin çocuklarının yardımıyla ne pahasına olursa olsun bunu başarmaya kararlıydı. Mandy'nin yardımıyla Hartus kısa sürede ailenin mal varlığına erişim sağlayacaktı. Anlaşıldığı kadarıyla Mandy, Nicolette'i mirastan kendi payına düşeni Hartus'a devretmeye ikna etmişti bile. Hartus'un dünyadan gitmesini çoktan emretmişti ve sırada Nicolette vardı. Bu şekilde Lothar çiftçinin parasını, mülkünü, arabalarını ve teknesini elden çıkarmakta özgür olacaktı. Şeytan çıkarıcı mahkemede bile genç kurbanlarını manipüle etmeye çalıştı. İlahi vahiylere iyi başvurarak soruşturmayı karıştırdı. Örneğin, Nicolette'in babası tarafından cinsel istismara uğradığını bildiğini, ancak Yüce Tanrı'nın bu olayları hafızasından sildiğini bildirdi. Tüm bunlar kızın kendisi de dahil olmak üzere inkar edildi. Mandy cinayetten önce defalarca Lothar ailesinin reisinin banka kartını kullanmış ve yaklaşık 1000 Amerika Birleşik Devletleri doları tutarında para çekmiştir. Erkek kardeşi ve kız kardeşi kartın PIN numarasını bulmasına yardımcı olmuşlardır. Her para çekişinden sonra parayı hizmetçilerle paylaşmış ve onlara her seferinde 20 dolar vermiştir. İddiaya göre, hizmetçiler kart dolandırıcılığı konusunda şarlatanla işbirliği içindeydi. Ayrıca tek kullanımlık telefonlarla anonim SIM kartlar satın alarak kurbanlara tehdit mesajları gönderdiler ve sevdiklerini korkuttular. Aileye yakın kişiler Nicolette'i kafasında barış sorunlar olan karmaşık bir kız olarak tanımladılar.
dini fanatizmi aileyi parçalamış, kız kardeşi Kristel'i Cape Town'a gitmeye zorlamış ve ebeveynlerinin korkunç bir şekilde öldürülmesiyle sonuçlanmıştı. Nicolette ve Hartus'a göre, o zamana kadar başka seçenekleri yoktu. Manipülatör onların iradesini tamamen bastırmıştı. Kendisine sorgusuz sualsiz itaat etmedikleri takdirde, fiziksel şiddet ve hakaretler kullanmıştır. Mandy mahkemede tüm bu gerçekleri reddetti. Ancak ailenin babasının ırkçı olduğunu iddia etti. Bu iddialar, John'dan hiç ayrımcılık görmemiş olan hizmetçiler tarafından reddedildi. İlk duruşmada, Tanrı'nın üçüncü oğlu cinayetlerle herhangi bir bağlantısı olduğunu tamamen reddetti. Kendisine yöneltilen suçlamalar karşısındaki şaşkınlığını açıkça ifade etti ve Lothar çocuklarına ısrarla kendisinden ne istediklerini sormaya çalıştı. Sadece onları suçladı. Durman, Güney Afrika'dan Lothar ailesini şahsen tanıyan bir papaz duruşmaya katıldı. Dava dosyalarını ve katillerin davranışlarını okuduktan sonra, her üçünün de şeytani tezahürlerle şeytan tarafından ele geçirilmiş bir durumda olduğunu özetledi. Rahip mahkemeye Hartus Lothar tarafından derlenen melek ve şeytanların bir listesini, hiyerarşilerini ve isimlerini gösterdi ve Lothar çocuklarını okültizmle ilişkilendiren bir dizi başka eylemi ortaya çıkardı. Bu temelde zihinsel yetersizlikleri olması muhtemeldir. Ancak yapılan psikiyatrik değerlendirme, her üçünün de yeterli algılama yeteneğine sahip olduğunu ve mahkemeye çıkmaya hazır olduklarını göstermiştir. Nicolette, duruşma boyunca neredeyse hiç ara vermeden İncil'ini okudu. Duruşma sonunda her üçü de suçlu bulunmuştur. Kurbanların oğlu 10 yıl, kızı ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ezoterist Mandy iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı, ancak 25 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye edilebilecekti. Duruşma sona erdikten birkaç dakika sonra kavga çıktı. Nicolette ve Hartus Lothar'ın eski avukatı, John ve Ricky Lothar cinayetinin gerçek hikayesini anlatan bir kitabın derhal yayınlanacağını duyuran bir basın bildirisi dağıttı. Kitap kötülüğün masum eylemleriye başlığını taşıyordu ve Hartus Lothar'ın gözünden olayların gerçek bir kronolojisi olarak konumlandırılmıştı. Kız, avukatının kitabı yayınlamak için bilgi topladığını öğrendikten sonra, bunu engellemenin bir yolu olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. Avukat onunla çalışmayı bıraktı. Ancak Lothar'ın oğluyla düzenli olarak görüşmeye devam etti, bir kitap yazdı ve daha sonra yurt dışına gitti. Bu durum kardeşler arasında bir tartışmaya neden oldu. 2018 yılında Hartus cezaevinden tahliye edildi. Cezasının süresi dolmadan yıllar önce şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı. Nicolette, hapse girdikten sonra Naidu'dan ayrıldı. Hapishanede bir eş bulmayı başardı. Bir süre telefonda sohbet ettiler ve evlenmeye karar verdiler. Düğünleri 2017 yılında gerçekleşti. Nicolette başında çiçeklerden bir çelenk olan beyaz bir elbise giydi. Eşinin adı Rian Nartier'di, Gauteng'den geliyordu. Nicolette ile kısa bir ilişkiden sonra evlenmişti. Eyalet Islah Hizmetleri Departmanı'ndan bir sözcü düğünün bir devlet tesisinde yapıldığını doğruladı. Yetkili, çiftin en fazla 8 konuğa izin verildiğini ve düğün sırasında ve sonrasında fotoğraf çekmek için kurallar verildiğini söyledi. Hartus'un erkek kardeşi törene katılmadı. Kitap hikayesinden sonra iletişimleri kesildi. Olay Güney Afrika'daki birçok medya kuruluşu tarafından haberleştirildi. Lothar ailesinin yakınları, hiçbir şey olmamış gibi hapishanede bile kendini unutmayan ve özel hayatını kuran Nicolette'in davranışları karşısında şok oldular. Kısa süre sonra o da serbest bırakıldı. Nicolette ve kardeşi Hartus'un akıbeti bilinmiyor. Mandy Naidoo davanın sonucundan son derece memnun değildi ve kararı adaletsiz olarak nitelendirdi. Kanun uygulayıcıların dikkatini cinayet sırasında sadece olay yerinde bulunduğu gerçeğine çekti ve kararın haksız yere sert olduğunu düşündü. Kendisinin gerçek katillerden bile daha uzun süre ceza alması onu öfkelendirdi. Bunu 2013 yılındaki röportajında da dile getirmiştir.
Tanrı'nın üçüncü oğlu İyi bugüne kadar cezaevinde kaldı.